Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evde büyük bir temizlik var. Size de vlog halinde çekmek istedim. Sabah erkenden kalktık. Tarın işleri vardı. Annesinin yanına gitti. Benim de kendi annem geldi. Şöyle güzel bir temizlik yapacağız. Bu arada ilaçlarını gönderemediğim aileler vardı. Postaneye gittim. 2 saat kadar bir kuyruk bekledim neredeyse. İlaçları gönderdim. Onları hallettim. Şimdi eve geldim. Evi bir toparlayacağız. Bir yer değişikliği yapacağız. Şöyle göstereyim size. Atanın yattığı yeri görüyorsunuz. Şimdi bunu alıp şu şekilde döndürmeye çalışacağız. Annem de burada. O da yardıma geldi. Evet, Atayı da banyo yaptıracağız bu arada bugün. Şimdi hızlandırmalı bir şekilde başlasın. Evet, şimdi perdeleri taktım. Perdeler tamam. Bunu bir güzel yıkadık. Biraz böyle çok karanlık oluyor. Şöyle göstereyim. Ata'ya da böyle bir yer yaptık. Ata'nın yatağı artık burada. Işıklı toplarını falan koydum. Ayıcıklarını koydum buraya. Yanında da hemen makinelerinin olduğu servant var. Bunu da buraya koyduk. Bu şekilde yapmamızın amacı şuydu. Ata'nın oturma sehpası var. Oturma sehpası kapıdan girip çıkarken çok zorlanıyordu ve alan çok daralıyordu. Böyle denemek istedik. Bakalım böyle idare edebilecek miyiz? Nasıl olacak? Ama bence gayet de güzel oldu. Her şey yerinde oldu en azından. Tabii kamerayı bu tarafa doğru getirdiğim zaman siz göremiyorsunuz. Işık bu taraftan geliyor. Şöyle göstermem gerekirse... L koltuğunun başının yerini değiştirdik. Normalde şu taraftaydı. Onu bu tarafa aldık. Burada zaten Tarık oturuyor. Hemen onun yanında ben oturuyorum. Burada hemen yanımda da Ata olacak. Daha kolay hani kustuğu zaman, aspir etmem gerektiği zaman direkt çocuğu alıp pat pat işlemi yapabilirim. Çünkü Ata'yı aspir etmeden önce postürel drenaj yapıyorum ben. Onu yapmak için de yeterli alanım yoktu. Bu şekilde daha rahat oldu. Böyle birkaç gün deneyeceğiz. Rahat edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz diye bakacağız. Tarık bu konularda çok takıntılı. Şimdi geldiğinde kendisi de bakar. Beğenecek mi, beğenmeyecek mi bilmiyorum. Hani onun... Gerçi en önemlisi Atanın rahatı ama... Atanın bence rahatı şu an gayet yerinde. Bir de bu şeyin altına da güzel bir yorgan koydum. Yumuşak bir yorgan koydum. Daha rahat oldu onun yeri. Zaten yatağı içeride ama şu an soğuk olduğu için havalar Atanın odasında kalıyoruz. Burası komple aslında Atanın odası. Her şeyini değiştirdik. Yani sadece bir tane yatağı kaldı. İşte giyinme odasında ayrı bir dolabı kaldı. Her yerin yeri değişti yani şu anda. Atanın konforuna göre ayak uydurmak zorundayız çünkü. O nasıl konforluysa, o nasıl rahatsa ona göre düzenimizi değiştiriyoruz. Ona göre yerimizi değiştiriyoruz. Normalde salonda oturuyorduk. Salon çok soğuk oluyordu. Atanın odasını oturma odası yaptık. Kışın burayı kullanalım diye. Yatak odasına da zaten yaz dönemi geçiyoruz. Orada da beşiği var. Bizim hemen yanımızda yatıyor. Onu daha önce göstermiştim zaten. Beğendin mi anneciğim yatağını? Beğendin mi aşkım? Neye gülüyorsun sen orada şapşık şapşık? Bıcı bıcı yapalım mı? Annem... Oh. Bıcı bıcı yapalım mı anneciğim? Ata! Kızıcık! Allah'ım! Atanın sevimli dünyası! Oğluşumun sevimli dünyası! Evet, hemen yanında şöyle bir çivi çaktık. Yani bunu çok fazla kullanmıyoruz aslında ama idareten gerçi çıkıyor ama buradan ev sahibimiz de bizi izliyor. Gerçi kızmasın inşallah. Yani çok fazla eve çivi mivi çakmıyoruz. Ömür ablacığım kusura bakma. İzliyor videolarımızı da.
elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Gördüğün gibi evine de güzel bakıyoruz. Buradan ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizi yakından takip ediyor. Evet. Atanın üstünü örteceğim. Atanın üstü çok battı, o türe kostümüsünün olduğu yer. Bu aralar çok huzursuz, sürekli kucak istiyor. Yani kucağıma aldığım zaman sakinleşiyor. Özellikle akşam saatlerinde huzursuzluğunun sebebi de alttan diş geldi. Üçüncü dişi bu. İki dişimiz zaten vardı, biliyorsunuz, onu anlatmıştım. Üçüncü dişimiz de geldi. Sürekli bir salya akıtıyor. Normal bebeklerin o ilk diş dönemi var ya. Yani özel gereksinimli olması demek, hani o yaşadığı şeyleri geri planda bırakmıyor. Normal bir bebek diş çıkartırken ne yaşıyorsa da aynısını yaşıyor aslında. Ne oldu? Sevindin mi? Yatağını çok sevdi ya. Ata sürekli gülüyor, baksana. Mutlu mutlu bakıyor. Kıyamam. Evet, atanın bütün her şeyini toparladık. Böyle yerleştirdik. O da bekliyor annesini banyo yaptırsın diye. Birazdan banyo yaptıracağız onu. Banyo için şöyle bir yağ karışımı hazırlayacağım ataya. Daha önce de sormuştunuz hangi yağ kullanıyorsunuz cildine diye. Evet arkadaşlar, şimdi buradan anlatayım size hangi yağları kullandığımı. Şimdi atanın yavaş yavaş derisindeki soyulmalar geçti. Artık yağlara geçebiliriz. Onun için yağ karışımı hazırlıyorum, biliyorsunuz. Daha önce de anlatmıştım. Bize gösterir misiniz demiştiniz. Şimdi kullandığım yağları göstereyim. Şöyle küçük bir elma yağı. Bittikçe bunu alıyoruz. Bunu eczaneden almıştık biz. Şöyle natural. Evet. Hindistan cevizi yağı. Şöyle. Bunu ben Arifoğlu'ndan alıyorum. Daha önceki Hindistan cevizi yağımızı Hindistan'dan getirmiştik. Ondan iki kutu vardı. O bitti. Şimdi Arifoğlu'ndan almaya başladım. Burada bunlar reklam değil. Sadece kullandığım ürünleri gösteriyorum. Bu tatlı badem yağı, argan yağı, elma yağı ve Hindistan cevizi yağı. Ketojenik marketten zeytinyağı almıştık demiştim size. Atay için kullanıyorduk. Bunu yine vücuduna da kullanıyorum. Çok az da ondan ekledim. Zeytinyağı ekledim. Şöyle bir küçük kaşığım var. Bu kaşıkla hepsinden şöyle birer kaşık kadar ekliyorum. Bunu ne kadar kullanırsa artık bir şeyde muhafaza etmeye çalışacağım. Hepsinden şöyle birer kaşık ekliyorum. Bilmiyorum ne kadar geçecek ama. Bu donuyor bu arada, bunu dışarıda beklettiğimiz için. Normalde yazın sıvı halde oluyor. Elma yağından çok az ekliyorum. Yani bu da bir tatlı kaşığı kadar ekleseniz yeter. Argan yağından da yine bir kaşık kadar ekliyorum. Çoğunluk zeytinyağı oluyor aslında. Biraz da tatlı badem yağı ekleyeceğim. Şimdi atanın banyosunu yaptıracağız. Banyosunu yaptırdıktan sonra da bu yağla güzel bir masaj yapacağım oğluma. Hem o rahatlayacak, hem de bu sekresyonu, balgamı biraz daha aza indirgemiş olacağız. Evet, atanın banyo saati geldi. Şimdi banyo yapacağız. Takacağız onu o zaman.
Yo yo yerim seni yerim yerim ısırırım. Dur bekle. Bekle anneciğim. Bekle anneciğim. Bir şey mi düş? Dedesinin donundan. Evet. Nereden buldun? Pazardan aldım. Dur bekle. Çok kayıyor mu bu ya? Tutar mı bilmiyorum ki. Onu çıkart. Dedesinin donunu giydirin. Balık. Atının fanillası. Bunu giyecek şimdi. Çiğ ünlü böyle bir fanila. Pazardan aldım. Evet. Ne var yani de? Fanilya pazardan başka yerde yok de. Dur bakalım ben dur. Tamam da gel. Bırak şunlar içine koy kirleri. Dur hadi gel. Gidir bakayım. Oh. Mis gibi mi oldu? Mis gibi. Evet. Şapkaya bak. Arkadaşlar banyom bitti. Mis gibi oldum. Mis gibi oldum. Evet bizden bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizden sevgiler. Bay bay.